5000 yıl öncesine dayalı geçmişi var mağaramızın. Şu anda dış alan, park alanı ve sosyal tesisini tamamladık. %70'i bitti. İnşallah ilerleyen süreçte Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'yla içerisinde de iyileştirmeler, sosyal donatıları hazırlayacağız. Dediğimiz gibi burası bir şehir, mağara demiyoruz biz buraya. Burada ne olması gerekiyorsa, şehirde ne olması gerekiyorsa inşallah onları gerçekleştireceğiz. Geçen yıl ziyaretçi sayımız 200 binlere yaklaştı. Hedefimiz 1 milyon. İnşallah 2 yıl içerisinde bunu gerçekleştireceğiz. Şehrin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını umuyoruz. Çankırı Alternatif Turizm'de Tuz Mağarası'yla, Yeraltı Tuz Şehri'yle çok büyük bir yapı. Ben bu konuda iddialı olduğumuzu iddialıyım. Ve hakikaten bakir bir yerdeyiz. Alternatif Turizm'de de çok önemli bir noktadayız. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık turizminde de etkili olacağını düşündüğümüz belli bir alanımız var. İnşallah ilerleyen süreçte sağlıkla da alakalı hizmet verecektir. Burası dışarıyla içerinin sıcaklığı ne olursa olsun dışarıda, şehir merkezinde, işte 16 kilometre burası Çankırı'ya. Buranın sabit sıcaklığı 16 derece. Bu anlamda da dışarıdan fark ettiyseniz bu sıcaklığa rağmen dışarıda 38'e yakın, 38 dereceye yakın sıcaklığımız var. Burada stabil 16 derece. Yaklaşık 150 metre yerin altındayız. 18 bin metrekare kapalı alanımız var. Çeşitli galerilerden oluşuyor. Burada kendi bünyemizde çalışan arkadaşımız duvarda çalışmalar yaptı. Rölyef çalışmalarımız var. Bunları göreceksiniz. Çorak yerlerimizden çıkan Çankırı'ya özgü hayvan fosillerini işlediler. Ve turizmde ben geleceğin hedef noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü keşfedilmemiş bir yer. Buraya Çankırı'mıza geldiğinde insanların ne görebileceğini, ne yiyebileceğini, neler götürebileceğini çabasındayız.